Ne TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz efendim. Onimisha Warlords'un 3. bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abi gene mi sen? Şimdilik bunu asılı adamı yalnız bırakmamız lazım. Zaten sonra geleceğiz sana. Ya, hikayede öyle bir yeri yok ama gene de bu sonra açılacak bir içerik. Şimdi en son Geçen bölümde Hideoshi Toy Toyotomi ile tanıştık, Yume Maru ile tanıştık, Folsin Brat'la tanıştık Bu karakterler aslında, ya Hideyoshi Toyotomi geçen bölümde anlattım Sengoku döneminde oldukça önemli birisi olduğundan bahsettim, Japonya'yı ikinci defa birleştiren kişi kendileri Öte yandan Yume Maru'nun aslında oldukça önemli bir yeri de var Japon tarihinde, Sengoku döneminde Ben geçen bölümde onu anlatmadım, neden anlatmadım? Çünkü e, tam emin olamadım bir araştırmak istedim. Bir şey vardı o karakterde e, bir tarihle alakalı ama emin olam olamadım dedim kendi kendime. Bir öğreneyim de öyle aktarayım öyle anlatayım istedim yanlış bir bilgi olmasın diye. Yumemaru aslında Sengoku döneminde oldukça önemli bir yere sahip samuray. Yani büyüyünce olacak aslında ama çocukken kullandığı isim asıl ismi Yumemaru iken o samuray olduğu zaman başka bir isimle tanınıyor. Başka bir ismi kullanmaya başlıyor. Tabi bu anlatacağım samuray... Ya Onimusha da yer almayacak. Keiji Maeda adlı bir Sengoku dönemine ait samuray var. Keiji Maeda isimli samuray, bir ronin, sahipsiz, efendisiz bir samuray aslında. Ancak hizmetini bir başka samuraya sunuyor e, ileriki bir tarihte. Ancak bunun içinde başka bir Sengoku döneminin önemli savaşına e, değinmem, biraz anlatmam gerekiyor. Bu savaş da Sekigahara Savaşı. Biraz isimler e, Kafanız yakabilir bu konuda O yüzden şimdiden kusura bakmayın Çünkü gerçekten isimler hem Japonca isimler olduğu için Bir de biraz sizi isimlere de bo boğacağım için Karışacak Gerçek tarihte Hideyoshi Toyotomi bir noktada ölüyor Ben size nasıl yardım edeceğim ki edemeyeceğim yardım Edemeyeceğim yardım ya aşağı inmem gerekecek Şurayı açalım Gerçek tarihte Hideyoshi Toyotomi bir hastalık sonucunda Ölüyor ve Hideyoshi Toyotomi Ölünce Hideyoshi'nin yerine oğlu Hideyori'nin geçilmesi düşünülüyor. Ama şöyle Hideyoshi Toyotomi Shogun olduğu zaman çevresindeki askerler, retainerlar, diğer daimyolar aslında ikiye bölünüyor. Bir kısım Tokugawa Ieyasu'yu destekliyor. İçten içe böyle seviyorlar Tokugawa'yı. Diğer bir kısımda da Hideyoshi Toyotomi'nin sağ kollarından birisi olan Mitsunari Ishida'yı destekliyor. E, Mitsunari Ishida sonuçta bir şey değil, bir daimyo değil. Bir taktisyen, ne derler? Daimyo'nun yardımcısı diyelim. Yani Hideyoshi Toyotomi'ye yardım eden birisi. Yalnız geride de bir yol vardı ama... Neyse. Hideyoshi ölünce şöyle bir bölünme oluyor. Hideyori'yi destekleyen Mitsunari işi de Tokugawa'dan desteğini kesiyor. Yani Tokugawa'yı zaten sevmediğinden ötürü Hideyori'yi destekliyor. Ancak Tokugawa da Hideyoshi'den sonra en kuvvetli Daimyo olduğu için o kendi bayrağı altında Japonya'yı birleştirmek istiyor ve Hideyori'yi kabul etmiyor. Böylelikle Japonya tekrardan ikiye bölünüyor Hideyoshi'nin ölümünden sonra. Ve Sekigahara Savaşı da bu bölünmeyi aslında ele alıyor. Tokugawa'yı destekleyenler ve Mitsunari'yi destekleyenler diye. Şimdi bu yine bir bulmacada işimize yarayacak. O burada bir seyir noktası da bulduk. O zaman geri dönüp arkadaki kapıyı da açalım. Şunu bir level 3 yapayım diyeceğim de yetmedi. Arkadaki kapıyı da bir açalım. Şöyle bir bölüm mü oluyor? Şimdi tam klanların adını söyleyemeyeceğim elbette ama e, Tokugawa'nın desteğini aldığı birçok klan var. İşte mesela Honda Tadakatsu adlı bir generali var Tokugawa'nın. Onun yanına alıyor. Ya böyle çok çetin, çok sert bir savaş oluyor aslında ve Sekigahara savaşı sonucunda aslında ve Sekigahara savaşı sonucunda Tokugawa tahmin edebileceğiniz gibi savaşı kazanıyor ve Mitsunari işi de dahil birçok kişi o savaşta ölüyor ve Tokugawa aslında hakimiyetini kanıtlıyor. Keiji Maeda ise bir Ronin bir zamanlar e, Uesugi adlı klan için çalışmış bir Ronin. Bu savaşta Keiji Maeda şey destekliyor. Mitsunari Ishida'yı de destekliyor ve bu savaşın sonucunda kaybettiği için Keijima'yı da gene de öldürülmüyor. Aslında bu tür şeylerin sonucu ölümdür. Öldürülmüyor ancak bütün samuray haklarından e, mahrum bırakılıyor. Kılıcı alınıyor, sahip ol babasından kalan toprak abisine veriliyor falan. Böyle bir cezalandırılıyor Keiji Bu da aslında bir önceki bölümde karşımıza çıkan Yume Maru'ydu. Ufak çocuk yani. Ufak çocuk büyüyecek. Böyle bir büyük büyük bir savaşta yer alacak. Hatta bu Sekigahara Savaşı Mitsunari işi de ve Tokugawa bölünmesi Nioh'da ele alınan hikaye aslında. Nioh ilk William'ın e, Japonya adım atmasıyla birlikte Tokugawa'nın Mitsunari ile olan savaşını yavaş yavaş konu alıp sunuyor. Hatta bir bölümde Sekigahara savaşını da oynuyoruz biz. Ki ben o bölümde çok e, şey olmuştum böyle etkilenmiştim. E, Nobunaga'nın seçtiği kaderi seçen başka canavarlar ha, hayvanlar olduğunu da hatırlıyorum. Bir şey hatırladığım zaman yazmalıyım. Aklım her zaman dolu. Ancak bu kadar basit şeylerle de kendimi yormamalıyım. Dikkatimi iblis ordumuz için, iblis e, türümüz için şeyler yaratmaya yormalıyım aklımı. Bundan sonra aklımı rahatlatmak için her şeyi yazacağım. Bu hayvanlara Cengiz, bir şey ve Alexander, A neyse. Bak bunu mesela bilmiyordum. Cengiz Han ve Alexander the Great yani Büyük İskender'e de değindi hikaye. Vay be. Yani Cengiz Han ve Büyük İskender de iblisleri kullanmış. Bu güzel bak, bunu ben de bilmiyordum. Ah her neyse, hayvanların ismi bizim için anlamsız. Bu hayvanlar savaşlarda savaş şey yaptılar, çarpıştılar ve bölgelerini genişletmek için savaşmaya devam ettiler. Oldukça kahraman ve farklı savaşlar olarak kabul edildiler. Ancak gerçekte çok fazla e, kurban bahşetmişler teknolojilerini ve silahlarını e, elde, edebilmek, elde edebilmek için iblislerin zeki hayvanlar dünyayı yönetmek için. İblislerle anlaşma yaparken aptal olanlar ise sadece kurban edilir. Aynı dedikleri gibi maymunların diyarında iblis kraldır. Buradaki maymun artık hidioş mi acaba? Burada ceremonial bir armor var. Kullanışlı gözükmüyor. Burada bir trick door var. Mino bölgesinin haritaları varmış. He, ha, Nobunaga'ya karşı savaşta kullanılmaya yönelik haritalar bulduk. Ama bir işimize yaramıyorlar. Tabii Geçen bölümde bahsettiğim, ya bahsetmeye başladığım ancak Katsin'de unuttuğum bir şey de var. Şey demiştim, Onimusha'nın devamında başka bir samurayın da ele alınmasını çok isterdim dedim. Aslında aklımda iki samuray var düşününce. Birisi Musashi Miyamoto, benim zaten Steam'de kullandığım profil resmim. Ve en sevdiğim, böyle bayıldığım, filmlerini izlediğim, kitaplarını okuduğum bir samuray. Musashi Miyamoto'yu hatta tanımak, öğrenmek isterseniz Vagabond adlı mangayı okuyabilirsiniz. Hatta kendisinin, e, kendi, kendisinin hayatını anlatan e, filmler de var. Hatta benim çok sevdiğim bir Japon oyuncu olan Toshiro Mifune ki Seven Samurai'da da kendisi rol aldı. Japonya'nın en ünlü oyuncularından birisi Toshiro Mifune. Onun oynadığı ve Musashi Miyamoto'yu canlandırdığı bir üç, üç, film var. Üçlü bir film var. Onu izleyerek aslında Musashi Miyamoto'nun hayatı hakkında fikir edinebilirsiniz. Birden 3 level oldu. Tamam. Sırada Raizen'ı fullleyeceğiz. Bir de save edelim. Şey biraz bayık ya. Sürekli silah değiştir. Kilidi aç. Bir de ben bu Broadsword'u kullanmıyorum. Çok hantal geliyor bana. Yume kimliğini buldum. O çiftçinin oğlu. 4 yıl önce ailesi savaşta öldürülmüş. Prenses Yuki de onu kalede ağlarken bulmuş tek başına ve buraya getirmiş. Ayrıca duydum ki Prenses Yuki onu büyütmüş, kendi kardeşi gibi büyütmüş. Demek kaleye geldi. Prenses Yuki'yi kurtarmak için. Peki neden Tokichiro Yuma Moro'nun peşinde? Büyük bir şey gerçekleşiyor. Tokichiro deli de Hideyoshi Toyotomi. Abi Samonosuke'nin gözleri ya. Samonosuke bir yol bulmalıyız. Aynen kolu çekeceğiz abi. Şimdi kolu çekip Kayde oynayacağız. Böyle bir Samanos gibi Kayde. Ama bir de şurada bu bulma şey var. Onu nasıl açıyorduk ya? Bunu tutacağız. Bunu açacağız. Oh. Tamam. Oo kutsal zırh bulduk. Kutsal zırhı da giydik. Hey be. Sarı sarı samanoske. Abi bulmacaya bak ya. <laughs> Çok zor değil mi? Mesela normalde samanoske Akechi'yi canlandıran karakter. Ee, Hidemitsu. O kadar da ee, tarihte yer edinmiş bir karakter değil. Ama nedense burası çok karanlık. Eğer bu şeyleri yakarsam mumları odayı daha rahat görürüz. Yakalım. Ya sadece Samonosuke'nin gerçekte tarihteki karakteri Nobunaga'nın bir askeri yani. Ha şunu da yakmam lazım bak orada da var. Onu görmedim ben. Pardon. Şimdi oldu. Tamam. Abi. Hiç buraları hatırlamıyorum ha. Böyle adım adım gideceğiz. Yanlış yaptık. Ben sağa gidecektim. Cık. Haydi öldük ya. Tamam bu sefer yaptım ya. Tamam. Abi zor da değil. Salak salak kafam yandı ya. Anlamadım bir türlü bulmacanın ne olduğunu. Tamam. Gidelim kaydıyla. Bu oda ne acaba? Ay! Samanoski ne oldu? İyi misin? <laughs> Tuzağa düştüm. Oradan çıkmanın bir yolu var mı? Yüzme bilmiyorum. Samanoski bekle, yardım getireceğim. Burada su çarkı var. Hmm, Saito klanının şey gibi yaparsam ortayı. O bunlar birleşmez ki böyle. Sıçtık. Samanoski galiba öldü boğuldu ya. Ha yaptık tamam. Huu. İyi misin? Canım. Çiçeğim. Oh. Mis gibi su. Bir içim su. İyi misin Samanoske? Turp gibiyim turp. Bu arada bu Musashi Miyamoto dışında Onimusha'ya eklenmesini isteyeceğim başka bir karakter de Japonya'nın en ünlü samuraylarından birisi Yukimura Sanada. Yukimura Sanada aslında ee, animelerde daha çok çok ünlü bir karakter, çok dikkat çeken bir karakter çekelim. Oh tuzaklar kalktı ve yukarıya merdiven de açıldı. Şimdi güvendeyiz. Ben gidip ipucu arayacağım. Ee, Yukimura Sanada'nın aslında önemi şöyle: ee, Yukimura Sanada'nın ailesi yani Sanada Klanı, Japonya'da halen kalesine ya, halen kalesi bulunan böyle ve çok popüler bir Klan. Klan sembolü 6 şey 6 e, ne diyelim 6 madeni para. 6 madeni para da Japon folkloruna göre işte cehennem değil de öteki dünyaya giderken e, o gemiyi taşıyan kişiye verilecek olan para. Bu da şu anlama geliyor klan için. Sana da klanı her zaman ölüme hazır. Her zaman o 6 parasını yanında tutan ve öldüğünde de işte öteki dünyaya ruhları taşıyan gemiye paralarını ha vermeye hazır olan bir klan olarak... Böyle bir e betimlemesi var. Burada merdiven var. İnelim. Nereye ineceğiz? Daha da aşağı inebiliyormuşuz. Nereye geldik ki biz? Aşağı inelim. Gizli bir şey bulabiliriz ya. Araştırmakta fayda var. Mesela... Burada... Pahalı görünen vazolar... Çanaklar... Parşömenler var. Şurada bir şey parlıyor. Be sağda beyaz ama... Kağıt mağıt değil galiba parşömen değil. Ve Sanada da Yukimura'nın ailesi yani Sanada da klanı e, Takeda Shingen'in en şeyi böyle en güvenilir e, destekçileri ve sana da ailesinin asıl özelliği diğer klanlardan çok daha böyle ön plana çıkmasındaki asıl şeyi sahip olduğu süvariler atlı birlikler gerçekten Sanada da klanının en böyle göze çarpan dikkat çeken özelliği bu. Ve bu bahsettiğim sana da Yukimura ve Babasının adına da baktım Masayuki sana da ee, aslında birçok savaşın gidişatını da çok ciddi şekilde etkiliyorlar. Şimdi burayı da açacağız. Şuraya ikisini koyalım. Masayuki çok iyi bir taktisyen ve işin ilginç kısmı e, yaptığı bütün savaşlar boyunca Tokugawa'nın karşı tarafında oluyor. Yani kader onu bu yöne itiyor aslında. Ve Masayuki'nin iki tane oğlu var. Biri Yukimura. Yukimura'nın aslında başka bir Japonca adı da var ama Nobuyuki ve Nobushige olması lazım. Ee, Nobuyuki şimdi tam hatırlamıyorum gerçekten İsimler de çok yakın olduğu için ama Nobuyuki sana da Yukimura'nın asıl adı yani Yukimura yerine Nobuyuki kullanıyor. Nobushige de abisinin adı. İkisi böyle yan yana çok iyi bir şekilde savaşıyorlar işte süvarileri gidiyorlar. Yönlendiriyorlar savaşta çok büyük kayıplar veriyor Tokugawa e, hanedanı. Tabii bu Sekigara, Sekigahara savaşından önce Sekigahara zaten 1600'de mi öyle bir tarihte oluyor? Ana çocuğu geri ver. Onun tarihte yeri var. Yümemarlı. O oh, Sama yine tanıştık. Demek o da klanına hizmet edeceksin ha? Yürü lan. Maymun seni. Gidiyor şey çok güzel yapmışlar. Artık çocuk için çok geç. Lord Nobunaga'nın iblislerle dünyayı yöneteceğini bildiğine göre yanlış ağaca şey yapmayı bırakmalısın havlamayı. Delisin lan sen. Masum insanları iblislere yem ediyorsunuz piçler. Vallahi güçler hep zayıfları yer. Çiftçiler samuraylara itaat eder, samuraylar da iblislere. Seni aptal. Karanlık seremonimiz yakında gerçekleşecek. Prenses Yuki'nin kafatası kendi kanıyla dolacak ve Lord Nobunaga onu içtikten sonra o da klanının galibiyeti gerçekleşecek. Bir daha görüşürüz Samanosuke. Hideyoshi ile çok deli şey yapmışlar, resmetmişler. Burada işime yarayan bir şey yok. Tabii benim Onimusha için yani Onimusha da neden e, şeyi görmek istiyorum? E, sana da Yukimura'yı şehri de bulduk. Benim görmek sevmemin de sebebi şu. Sekigahara savaşından sonra sana da Yukimura, ya Tokugawa tarafından ne derler affediliyor, ancak bir dağ köyünde bir Budist yaşamı yaşamasını istiyor Tokugawa kendisinden. Ancak şöyle bir şey var. E, Hideyoshi Toyotomi'nin ee, çocuğunun annesi olan Yoda Gimi, Yoda Dono veya, Lo veya Lady Chacha olarak da ismi biliniyor. Ee, Yukimura'nın yakın bir arkadaşı ve e, Tokugawa'nın Yoda Gimi'ye, Hideyori'ye zarar vereceğinden korkan sana da Yukimura gizli gizli Kyoto'ya geliyor ve Tokugawa'ya karşı bir ...direniş bir e, savaş... ...savaşa karşı hazırlık yapıyor. Buna da... Pardon yanlış oldu aslında. Yukimura Kyoto'ya değil de Osaka'ya geliyor. Ve tarihte de bu savaş... ...işte Yukimura'nın Tokugawa'ya karşı savaşmasını... ...konu alan bu savaşta... Siege of Osaka olarak biliniyor. Osaka kuşatması. Ancak öyle böyle... ...bir pis bir savaş değil bu. Tokugawa sonuçta şogun. Yani şogunluğunu ilan ediyor ve... ...şöyle bir bildiri yayınlıyor. Yukimura'nın tarafında olan herkes... Beni buradan çıkar yardım et. Kimse beni duyuyor mu? Onun orası için Wind Orb lazım. Tokugawa çok ciddi, çok katı bir şey yapıyor ve e, Yukimura'nın yanında alabileceği çoğu insanı kısıtlıyor. Ama Yukimura babasının bir taktiği var. Sana da Maru diye. Şöyle aslında Osaka Kalesi'nin bir noktası kuşatmalar sonucunda yıkılmış ve Yukimura komutanlarıyla görüşüp şunu söylüyor. Bizim bu kaleyi duvarı onarmamız çok uzun sürer. Tokugawa gelir, oradan girer, Osaka'yı yerle bir eder diye. Sana da şey Yukimura ise şöyle bir şey sunuyor. Babasının bir taktiği var. Sana da Maru diye. Oraya odundan böyle bir yapma kale inşa ediyor. Böyle bir e, fortress gibi ufak bir kale inşa ediyor tahtalardan. İnşa etmesi daha şey daha kısa sürüyor sonuçta. Odun, biri duvar, o duvarın yerleşmesi, mimarisi falan derken ve kale tuzaklarla dolu. Bu sana da Maru adıyla verilen direniş yeri, bir sürü tuzak, bir sürü taktik e, unsuruyla dolu. İşte Masayuki'nin kullandığı, Sanada da Yukimura'nın geliştirdiği ve orada bu kullanılan taktiklerle Tokugawa'nın ordusu yerli bir oluyor, param ediyor çok ilginç bir şekilde orada. İyi burada sol alabileceğim bir yer buldum. Kuşatmanın iki tarihi var Biri yazın diğeri de kışın Yaz olan savaşında Sana da Yukimura gerçekten Tokugawa'yı yeniyor Paramparça ediyor yani Bütün bir Japonya savaş açan ve bu savaşı kazanan Samuray olarak bilinmeye başlıyor Yukimura sana da Çok büyük bir başarı aslında bu Ve bu savaşın sonucunda Tokugawa kaybettiği için Şöyle bir anlaşma oluyor Bir barış anlaşması bir ateşkes Ancak Yukimura yine de Tokugawa'ya güvenemiyor bu ateşkes kesilir Hideo'yu öldürmek için saldırırlar diye. Ve şimdi de ikinci boss'la dövüşeceğiz. Kendisi de Windorp var. Müzikler çok güzel ya. Of. Abi kılıç kalkan ne ya? Japonya'da kalkan yok. Kalkan öyle bir kalkan yok. Of. Aşağı atacak beni ya. Ve şey düşündüm ben. Ee, bu sana da Yukimura'nın işte Siege of Osaka'daki yaptığı savaş Ha, belki Nioh'a çok benzeyebilir konsept açısından. Bu anlattığım Sekigahara Savaşı sonrası işte bu Osaka kuşatması Nioh'un bir Defiant of Honor mıydı? Horror mıydı? Tam hatırlayamıyorum adını da. O DLC'sinin içeriği mesela. Eğer Nioh oynarsanız bu anlattığım Osaka kuşatmasını görebilirsiniz DLC içeriği olarak. Tabi biz Nioh'u oynarken Tokugawa'nın tarafında olduğumuz için e, ee, bu bir spoiler olmayacak tabi trailerları falan da var ama sana da Yukimura ne yazık ki bizim bir düşmanımız oluyor yani bir boss fight oluyor ve o kadar güzel yapmışlar ki o e, Osaka kuşatmasının bölümlerini o sana da Mario şey duvarı görüyorsunuz ve askerler işte duvarı geçmeye çalışırken param parça olmuşlar top ateşi var falan harika bir iş yapmışlar orada abi galiba Samanoski'yi hiç yıllamadan boyunu bitireceğim ben ya. Hadi görüşürüz. Oh! Wind orbu da alalım. Araşi. Bu silah güzeldi ya. Baya hareketli bir silah olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bunu da kullanabilirim ya. Ateşliği kullanmam. Çok büyük ihtimalle kullanmayacağım. Çocuğum! Keiji! O yüzden ben şey düşünmüştüm. Ee, bu sana da Yukimura'nın... Sonuçta şimdi Nobunaga iblislerle bir anlaşma yapmış. İkinci oyunda Hideyoshi Toyotomi ile alakalı bir kısım var. Hani Tokugawa ile de bağlansa ve işte atıyorum bir şekilde işlense çok güzel olabilirdi bence. Ya da Musashi Miyamoto ile ki... Musashi Miyamoto da... Aa ablamı lütfen onu kurtarın! Çocuğum dur. Artık senin babam benim. Güvendesin. Lütfen onu kurtarmanız lazım. Sana söz veriyorum. Prenses Yuki'yi kurtaracağım. Kayde. Prenses Yuki neden bu çocuğa bakmış biliyor musun? Neden ilgilenmiş? Prenses Yuki bir feodal lordun kızı ve hani özgürlüğü yok, evliliği belli. Demek ki işte yardıma ihtiyaç, muhtaç birisini görünce ona yardım etme ihtiyacı görmüş. Bu dünyada sadece güçler hayatta kalır. Zamanosuke çok etkilendim. Sana bu dünyanın nasıl işlediğini söyleyeyim Maru Dünya mı? 4 yıl önce amcam Mitsuhide beni bu diyarı terk etmeyi ve dünyayı görmeyi itti, ikna etti. Birçok insanla tanıştım. Başka şekilde konuşan, aha bak ya Türkmen fan olabilir. Hiç hayal etmeyeceğim şeyler deneyimledim. Türkmen olabilirler yalnız. Birçok anlamayacağın şeyle karşılaşacaksın. Çevremizde güzellik ve özgürlük var. Bu göreceğin şeyler sana ve özgürlüğünde yol gösterecek ve bunları insanlarla paylaşmalısın. Onlara anlaşmayı bu ufak adadaki absürtlüğün absürtlükten daha fazla şey olduğunu anlatman vermen lazım. Yardım edin. Sen kimsin lan? Adım Nui. Ben Prenses Hatsu'ya hizmet ediyorum. Prenses Yuki yer altında. İyi misin? Kaydı. Çok az vaktimiz var. Prenses Yuki'yi bulmalıyım. Sen ikisine bak. Abi tam da yukarıda kutu vardı. Bayılmış Nui. Merhaba. Burada bir item vardı sanki. Aynen. Mermi bulduk. Sadece mermi mi varmış burada? Pi boşuna geldik ha. Bu arada gene boss fight geldi. Ara sahneler geldi. Anlat Allah. Abi ben senden iğreniyorum galiba ya. Ben senden çok pis iğreniyorum. Tek attık abi. Yine anlatamadık. combat giriyor, o giriyor, bu giriyor. Her neyse anlatmak istediğim şey de Musashi Miyamoto'nun da aslında kaderi ilginç bir şekilde Sekigahara Savaşı ile başlıyor. Musashi Miyamoto'nun aslında gerçek adı Takezo. Takezo Miyamoto. Miyamoto da köyün adı olduğundan geliyor aslında. Yani Miyamoto bölgesinin bir köyünden olduğu için öyle bir soyadı var. Takezo çok genç yaşta işte Sekigahara Savaşı'nda yer ediniyor. Ama şey bir samuray vesaire değil. Sadece Miyamoto köyünde böyle kendisi kendo çalışan bir köylü diyebiliriz. Gahara Savaşı'nda işin ilginç kısmı da e, Mitsunari Ishida'nın kısmında yer alıyor. Sahip yani yaşadığı bölgeden ötürü ve e, Mitsunari Ishida savaşı kaybedince Musashi Miyamoto da aslında bir nevi kaçmak zorunda kalıyor. Savaş kaçkın oluyor. Çünkü kaybetti. Tokugawa'nın askerleri tarafından bulunup tutsak olması veya öldürülmesi an meselesi. Yani niye acısınlar ki? Ajan olabilir, başka bir şey olabilir. Ve bir şekilde Tabi bunu şu an hepsini uzun uzun anlatmayacağım. Belki sonraki bölümlerde anlatabilirim ama Musashi Miyamoto e, adını hak kazanacak e, bir eğitimden geçiyor aslında. Bir Budist sayesinde, bir Budist rahip sayesinde yıllarca işte eğitim alıyor, kılıç eğitimi kendisini eğitiyor, kitaplar okuyor. Çok ilginç bir yaşam öyküsü var aslında Musashi Miyamoto'nun. Biraz Hideyoshi Toyotomi'ye de benzetilebilir aslında. Yani sonuçta. Hideyoshi de bir çiftçiyken, bir köylüyken şogun oluyor. Mesela yani ne bileyim Musashi Miyamoto'nun da aslında çok iyi bir kılıç ustası olduğu için belki yani hayatında hiç düello kaybetmemiş bir kılıç ustası olarak yani Onimusha'da yere edinebilecek bir karakter olarak da düşünüyorum ki Musashi Miyamoto'nun hayatını ve yani Musashi Miyamoto'yu yansıtan bir oyun olmaması çok ilginç mesela. Ben gerçekten isterdim ya, ya çok ya çok şey olmuş mesela. Musashi Miyamoto çok ee, oyunu etkilemiş, çok filmi etkilemiş, çok karakteri etkilemiş ama nedense hiçbir zaman kendisinin hayatı aktarılmamış yani oyunlarda vesaire ve gayet de güzel olabilirmiş. Niye kimse bu topa girmemiş bilmiyorum. Artık buradan da zaten bir kapı bulmuştuk daha öncesinde. 3 tane orb vardı geçen bölümde. Şimdi wind orbu da aldığımıza göre oradan aşağı ineceğiz. Ama senle son uğraşacağız okçu. Ancak bugünlük Onimusha'nın o şeyim gauntlet'im gelişti. Güzel. Bugünlük Onimusha'nın sonuna geliyoruz. Umarım Sengoku dönemi hakkında veya Onimusha hakkında anlattığım şeyler ilginizi çekmiştir. Çünkü ya yani Onimusha'nın ee, dünyasını, evrenini şekillendiren karakterler ve tarihi olaylar bunlar. O yüzden bir yandan da işte bu oyunun şekillenmesinde, geliştirilmesinde çok büyük rolü olan tarihi figürler. Bu yüzden hani anlatıyorum. Umarım anlattığım işte Sengoku dönemi bu karakterler ilginizi çekiyordur. O halde Onimusha serisinin Dördüncü bölümünde tekrardan Sengoku dönemi samuraylar bir şeyler anlatmaya devam edeceğiz. Tabi merak ettiğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda belirtin. Çünkü bir yandan oynarken bazen anlatmak istediğim şeyleri unutabiliyorum. İstemsizce unutabiliyorum. Veya dağınık olabiliyor. O yüzden herhangi bir sorunuz, aklınıza takılan veya merak ettiğiniz bir şey varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.